Değerli arkadaşlar hepinize de merhaba. Bugün sınavlarımıza çıkma ihtimali yüksek olan 60 tane banka sınav sorusu çözeceğiz. Yine açıklamalı ve detaylı gideceğiz arkadaşlar. Son sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Yorum bölümüne kaç yanlışınızın olduğunu lütfen yazmayı unutmayın. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır? Görselimize dikkatli bakalım. At arabası, motosiklet, otomobil, kamyonet. Doğru cevabımız... C olacaktır. Düz giden araçlar da önce olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti ama bir de kuraldan bahsediyorduk. Traktör, iş makinesi, motorsuz araçlar yani at arabası, bisiklet gibi bu tarz araçlarla karşılaşan diğer araç sürücüleri gidiş yönüne bakılmaksızın ilk geçiş hakkına sahipti arkadaşlar. Yani bu deyime göre biz at arabasını eliyoruz değil mi? Bu da bisiklet dönüş yaptığı için onu da eliyoruz. Geriye ne kaldı? Kamyonet otomobil kaldı. Sağdakine yol verme kuralını hatırladığımızda kamyonetin sağında hangisi var? Otomobil var. Yani kamyonetin sağında kalan otomobil ilk geçecektir. Bu tarih soruları yapamayan arkadaşlarım ilk yorumda 95 görsel soru linki var. Mutlaka baksınlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şakı uzunluk anlamında gabaridir arkadaşlar. Şimdi A şakı neydi? Bakın 6T yazıyor değil mi? Yani dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez anlamında. B şakı genişliği 2.30 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. D şakı yüksekliği 3.5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. Yine levhalar ile eksi olanlar ilk yorumda 125 levha sorusu var. Ona bakabilirler. 3'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kasazede yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Öksürmesi engellenir, gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır, morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur, durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız Aşık olacaktı. Bakın kısmi tıkanmadan bahsediyoruz. Tam tıkanma değil. Yani kişi nefes alabiliyor, konuşabiliyor ama kısmi olarak tıkanmış, değil mi? Tabii ki onu öksürmesi öksürmesini engellemeyeceğiz. Öksürmeye teşvik edeceğiz arkadaşlar. Tam tıkanma neydi? Hani gemlik seytenin boğazımızda kalması sonucu kişi tam e, konuşamaz diyorduk, değil mi? Yani konuşamaz, nefes alamaz, acı çekerek ellerini boğazına götürür. Biz bunda hemlik manevrasını uyguluyorduk. Yani gemlik seyteninden hemlik manevrası, hemlik gemlik şeklini aklımıza tutuyorduk. Tam tıkanmadı arkadaşlar. Kısmi tıkanmada tabii ki öksürmesi engellenmeyecek. Öksürmeye teşvik edilecek. 4 Dörtteyiz. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azime hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi minibüs ve otobüsten bahsettik. E, ikisinde hızı, hızları aynıdır. Yani yerleşim yeri içerisindeki hızları 50'dir. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönü karayolunda 80'dir. Bölünmüş yolda 90'dır. Otoyolda da 100 şeklindedir. Geldik 5. sorumuza. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 40, 60, 80, 100. Doğru cevabımız D şıkkı 100 kez basa yapılmalıdır. Şimdi yıldızlı notlar söylüyorum. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajında. Otos kalp masajı 2 saniye solunum uyguluyorduk arkadaşlar. Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı neresiydi? Göğüs kemiğinin ortasıydı. Bası derinliği 5 santim olacaktı. Ve yine yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada 100 kez bası uyguluyorduk arkadaşlar. Bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında da göz kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uyguluyorduk. Bu, söyledik, bu söylediklerim sınav sorusuydu. Geldik 6'ya. Bilinç kaybının anneleri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma hali belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Doğru cevabımız C şıkkı idrar kaçırmak olacaktır. Koma neydi? Yutkunma, öksürük gibi belirtilerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına biz ne diyorduk arkadaşlar? Koma diyorduk. Komanın belirtileri bilinçsizlik, hareketsizlik, uyku hali, göz bebeklerinin büyümesi ve idrar kaçırma şeklindeydi arkadaşlar. Yani kişi kendi değildir değil mi? Yani bu yüzden idrarını tabii ki kaçırabilir. Kendi kediye. Öndeki araca geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak, öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek, selektör yapmak, hızını artırmak. Doğru cevabımız A şaka olacaktır. Önümüzdeki aracı biz geçmeye başla geçmek istiyoruz arkadaşlar. Yani sollama yapmak istiyoruz. Bunu yapmadan önce tabii ki yolun güvenli olduğundan emin olmak zorundayız. Önümüzdeki aracın sağ yaklaşmasını beklemiyoruz. Selektör yapmak ya da hızımızı artırmak da doğru olmayacaktır. Yolun güvenli olduğundan emin olmak zorundayız. Çünkü bir sollama yapacağız, değil mi? Geldik 8'e. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Şöyle görselimize dikkatli bakalım kamyonet, motosiklet, traktör, otomobil. Doğru cevabımız 5 yıkı motosiklet olacaktır. Yine düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip. Ama ne demiştik arkadaşlar? Kuraldan bahsetmiştik değil mi? Motorsuz araçlar yani traktör, bisiklet vesaire bu tarz araçlarla karşılaşan diğer araç sürücüleri e, gidiş yönüne bakılmaksızın ilk geçiş hakkına sahipti. Buna göre traktörü eliyoruz arkadaşlar. E bakın orada bir de kamyonet var. Kamyonet dönüş yapıyor değil mi? O zaman onu da eliyoruz. E geriye ne kaldı? Otomobil kaldı ve motosiklet kaldı. Sağdakine yol verme kuralında otomobilin sağında kalan motosiklet ilk geçecektir. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları yakını gösteren ışıklar. Doğru cevabımız... Değişik olacaktır. Karşıdan gelen kişilerin gözlerini kamaştırmamak için biz ne yapacağız arkadaşlar? Uzunlar yanıyorsa tabii ki yakını gösteren ışıkları yakacağız. Trafikte böyle bir durumla karşılaştığınızda zaten e, karşıdan gelen sürücüler sizi selektörle uyaracaktır. Geldik ona. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir? Eksantrik milinde balansızlık vardır. Alternatörde balansızlık vardır. Pistonlarda balansızlık vardır. Lastiklerde balanssızlık vardır. Doğru cevabımız D olacaktır. Lastiklerde balanssızlık varsa elbette düz yolda belirli bir hızdan sonra araçta titreşimler olacaktır arkadaşlar. Lastiklerin hava basıncı dengesizse ne oluyordu? Araç bir tarafa çekiyordu. Eee diferansiyel virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlıyordu. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması lastiklerin kullanım ömrünün kısalması neden oluyordu değil mi? Ömrü tamamlanan lastikler trafik kazası riskini artırıyordu. Lastiklerin aşırı şişirilmesi sürüş konforunun azalmasına da neden oluyordu. Bunlar sınavlarımızda e, sorulan lastik soruları. Ha hocam ben diğer lastik sorularını da görmek istiyorum diyorsanız yine ilk yorumda lastik soruları linki var arkadaşlar. Biraz zordur baştan söyleyeyim ama bakmanızda fayda var. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde Hız limitlerini aşmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik adabına sahip bir sürücüden bahsediyoruz. Yani arkadaşlar ileride bir çevirme var. Ben emniyet kemerini takayım ne olur ne olmaz şimdi sıkıntı olmasın diye düşünmez. Aracına biner ve hemen emniyet kemerini takar arkadaşlar. Trafik adabına sahip bir sürücüden bahsediyoruz. Geldik 12'ye. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çabuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Geç işareti, dur işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A şıkkı geç işareti olacaktır. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Otomobil, traktör, motosiklet, otobüs. Doğru cevabımız D otobüs olacaktı. Bakın takograf neydi arkadaşlar? Yük taşıyan ve ağırlığı 3500 kilogram üzerinde olan kamyon, kamyonet, çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcudan fazla taşıyan otobüs, minibüs tüpü araçlarda kullanımı zorunluydu değil mi? Yani neydi? Bu kayıt takip cihazıydı arkadaşlar. Aracın hızını, bakın burası sınav sorusudur. Aracın hızını, ne kadar mesafe kat ettiğini, sürüş mesafesini, aracın kullanım sürelerini ve dinlenme sürelerini, sürücünün kimlik bilgileriyle birlikte hafızasında saklıyordu arkadaşlarım. Geldik 14'e. Aşağıdakilerde hangisi delici göğüs yaralanmalarında kaza zede yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayakların yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cesmin çıkarılması. Doğru cevabımız 5 ikii olacaktır. Yani delici göğüs yaralanmasından bahsediyoruz. Yara oturu vaziyette dizler bükülü şekilde pozisyon veriliyordu arkadaşlar. Bir de enine karın yaralanması vardı. Onda da sırt üstü yatış pozisyonu dizler bükülü şekildeydi arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Geldik 15'e. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C, dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi? Dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır. Kazazede'ye iyi misiniz diye sorulması, kazazede'ye bahçene pozisyonu verilmesi, kazazede'nin şah tamarından 5 saniye süreyle nabız alınması, ilk yardımcının yüzünü kazazede'nin ağzına yaklaştırması. Doğru cevabımız C şey şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar kaza bilincini kontrol ediyorduk. Bilinci kapalı ise ilk yardımın ABC'sini uyguluyorduk. A neydi? Hava yola açıklığının değerlendirilmesiydi. B neydi? Solunumun değerlendirilmesiydi. Yani parantez açıyoruz. Bak, dinle, hissetti arkadaşlar. Birazdan onunla alakalı sınav sorusu çözeceğiz. Bak, dinle, hisset ile alakalı. C neydi? Dolaşımın değerlendirilmesiydi. Yani şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılıyordu. 16'dayız. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? Kavrama, karoseri, manifold, süspansiyon. Doğru cevabımız Belçika karoseri adı verilecekti. Bakın, bakın motor tekerlek şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen kısmı biz ne diyoruz? Karoseri diyoruz. Orada bizim için önemli olan süspansiyon vardı. O neydi? Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlerdi. Yumuşatırdı değil mi arkadaşlar? Geldik 17'ye. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Videonun başına yaptığım açıklamayı lütfen hatırlamaya çalışın. Yetişkin 2, bebek 1, yetişkin 3, bebek 2, yetişkin 5, bebek 4, yetişkin 7, bebek 6. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ne demiştim arkadaşlar? Yetişkinlerde 5 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Bebeklerde de 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır demiştim. Bu da sınav sorusuydu. Geldik 18'e. Kırılara trafik kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur? Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar karayolunda can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanundu. Kralara Trafik Kanunu'na göre Dışişleri Bakanlığı'nın ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktu arkadaşlar. Hani aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bakın Karayolu Güvenlik Kurulu ile alakalı sınav sorusu geldiği zaman bizim anahtar kelimemiz de başkanın başkanlığındaydı. Hani gelmişken onu da söylemiş olalım. Yani başkanın başkanlığında başkanın başkanlığında biz bunu gördüğümüz zaman gidiyoruz kralı güvenlik kurulunu işaretliyoruz aklıma geldi söyledim geldi konduksa araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor zorlanıyorsa sebebi hangisi olabilir jikle çekilidir el freni çekilidir motor yağı eksiktir lastik havası fazladır doğru cevabımız elbette B şıkkıdır yani araya sana diyor ki beni bırak da gideyim diyor beni bırak gideyim ama gidemiyorum diyor yani el freni çekil arkadaşlar 20'deyiz devam ediyoruz. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüş alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurum ve e, hangi kurum görev ve yetkisidir filan anahtar kelimeleri üstüne basarak söylemek istedim ama Sağlık Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktır. Hiçbir şey bilmiyorsak bile hız sınırları. Bakın hız sınırları iki kere iki kere yazılmış orada değil mi? Karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstüne veya altında hız sınırları belirlemek, işaretlemek. Yani hiçbir şey bilmiyorsak bile hız sınırlarını gördüğümüz zaman karayolları genel müdürlüğünden bahsettiğini biz biliyorduk arkadaşlarım. Geldik 21'e araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? Fren, yakıt, yağlama, soğutma. Doğru cevabımız A şıkkı. Zaten ne diyorduk biz? ABS fren sistemi diyorduk, değil mi? Bu şekilde aklımızda kalıyordu. 22 Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek, trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek, sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak hangisinin amacını oluşturuyor? Mizacın, beden dilinin, trafik adabının, konuşma üslubunun. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın doğru davranış, doğru yöntem, katkı sağlamak yani trafik adabının amacını oluşturur. 23'teyiz. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Akan trafiği kontrol etmek, yolu hemen trafiğe açmak, kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek, ışıkla işaret veya yansıtıcı cihazları koymak. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlarım bakın bir kaza olmuş ama sürücü yaralanmamış gayet de iyi o zaman hemen ışıkla işaret veya yansıtıcı cihazları hemen koyacak ki başka bir kazaya neden olmasın diye geldik 24'e belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir gabari geçiş halkı, geçiş kolaylığı geçiş üstünlüğü Doğru cevabımız D şıkkı geçiş üstünlüğünden bahsediyor. Bakın ambulansı düşünüyoruz görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı değildir arkadaşlar. Yani ambulans görev sırasındayken kırmızı ışıkta durmak zorunda değildir. Bu ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu gösterir ama görev sırasında olacak. Eğer görev sırasında değil ise o zaman kırmızı ışıkta duracak arkadaşlar. 25'deyiz. Hususi otomobilleri 3 ay sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3, 4 Doğru cevabımız 5 yakıdır. 3 ay sonunda 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu. 26'dayız devam ediyoruz. Söylera. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı hangisidir? A2 sınıfı, E sınıfı, F sınıfı, G sınıfı Doğru cevabımız. C şıkkı yani F sınıfı olacaktır arkadaşlar. Lastik tekerlekli traktördü değil mi? Yaş 18'di. E tecrübe istenmiyordu. Kapsam M sınıfıydı. Süre 10 yıl şeklindeydi. G sınıfına yine sınavlarımıza çokça gelir. O da iş makinesiydi arkadaşlar. E, i̇ş makinesinin yerleşim yeri içerisindeki hızı 20 idi. Yerleşim yeri dışında şeyler ise çift yönlü karayolunda 20 idi. Bölünmüş yolda 20 idi. Otoyola, otoyola, da izin alarak girebiliyordu. iş makinesi buna dikkat edelim. Şimdi geldik buraya. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir diyor bu sefer sorumuzda. Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Doğru cevabımız. A şıkkı lastik tekerlekli traktördü değil mi? Biraz önce söylemiştik. Yerleşim yeri içerisindeki hızı 20 idi. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönü karayolunda 30'du. Bölünmüş yolda 40'tı. Otoyola giremiyordu arkadaşlar traktör. Geldik 28'e. 90 km saatlik hızda arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 40, 45, 50, 60. 4 cevabımız. 5 şıkkı olacaktır. Verilen kilometre saatli hızı hemen 2'ye bölüyoruz. Cevabımız 45. Ha, bu, bu tarz soruları görsel olarak da sorabilir ama mantık aynıdır arkadaşlarım. 29. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? Akünün şarjlı olması, yakıt seviyesinin düşük olması, yağ seviyesinin normal olması, buji kablolarından birinin çıkmış olması. Doğru Cevabımız D şıkkıdır. Buji kablolarından biri çıktıysa motor sarsıntılı çalışacaktır. 30'dayız konvoy haline seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Duruş mesafesi kadar, intikal mesafesi kadar, takip mesafesi kadar, fren mesafesi kadar. Doğru cevabımız C şıkkı takip mesafesi kadar olmalıydı. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? Hasta oturtularak marham sürülmeli. Hasta yan yatış pozisyonu alınmalı. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı. Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Burkulma oynar hareketle eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif Zedelenmedi. Neydi bizim burkulmada anahtar kelimemiz anlık, zorlanma, zedelenme, anlık, zorlanma, zedelenme gördüğümüz zaman burkulmadan bahsettiğini biliyorduk. Burkulmada kalp seviyesinden yukarıda tutuyoruz ve soğuk uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir diyelim bileğimiz inceledi burkuldu kalp seviyesi yukarıda tutacağız. Soğuk uygulama yapacağız. Sıcak uygulama zaten yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakaları ile ilgili getirilmiş? yeni bir zorunluluktur. Özel plaka olmalı. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı. Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Doğru cevabımız D şıkkı plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması yeni getirilmiş bir zorunluluktur. 33- Velan parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? Buji, piston, silindir kapağı diyor arkadaşlar. Motor, debriyaj, vites kutusu, yakıt deposu. Doğru cevabımız. Buji, piston, silindir kapağı bunlar motorun parçalarıydı. Geldik 34'e. Velenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İptal gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazasenin üzerine asılması. 3. Uzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Turnike uyguluyoruz. Neyi dikkat edeceğiz arkadaşlar? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. C şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Evet bir uygulama yapıldı. Bir turnike uygulandıysa onu bir kağıda yazıp kazançların üzerine asıyoruz. Yani 17-20 T yazılı yazılır arkadaşlar. Ve uzuvun koptuğu bölge en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere de tabii ki biz turnikeyi uygularız. İptal gibi kesici malzemeler kullanılmıyor turnikede. 35 Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi sorunudur? Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, motoru bakımından geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet muayenesi dolmamış arkadaşlar ama kişi eğer kazaya karıştıysa ve yetkililerin de gerekli görmesi halinde tabii ki özel muayenesi yaptırılması zorunludur. Yukarıdaki ifade trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır? Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Şıklar: Birey hakkı, toplum hakkı, kamu hakkı, çevre hakkı. Doğru cevabımız Ayşe olacaktır. Ambulansın geldiğini görüyor ama ambulansa yol varmıyor ve o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yani ambulansın içindeki bireyin hakkına giriyor arkadaşlar. Birey hakkı. 37. Aracın motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücüyle söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su döküp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür, aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Böyle bir durum Allah kimsenin başına vermesin ama diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştık. Kaputu açmıyoruz arkadaşlar. Yangın söndürücü motorun önüne ve altına bakın. Önüne ve alt kısmına doğru püskürtüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez. En sağ şeritten gitme koşuluyla araç sürmelerine izin verilir. Bu kişilerin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü vergileri 5 yıl süreyle geri alınır. Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Hangisi söylenemez? Doğru cevabımız A şıkkı söylenemez. Bakın uyuşturucu ve uyarıcı madde aldı. Tespit edilmiş arkadaşlar. En sağ şeritten gitmek koşuluyla arazi sürücülerine izin verilir diyor. Hayır verilmez arkadaşlar. Geldik 39'a aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? Şokun önlenmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, acil yardım istenmesi, kanamanın durdurulması. Doğru cevabımız B e şaka. İlk yardımın hedeflerinden bahsediyoruz. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi değildir. Bir şok şok geçirme durumu varsa tabii ki onun öne geçmeye çalışır. İlk yardım hedefi olarak söylüyoruz. İlk yardım tabii ki istenir. Bir kanıma varsa kanama durdurulmaya çalışır ama bulaşıcı hastalıklar önlenmesi ilk yardım hedeflerinden değildir. Geldik 40'a. Karayolları'ndaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? 6 ay hapis cezası verilir. Trafikten ömür boyu men edilir. Sürücü belgesi varsa geri alınır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru cevabımız. D şıkkı. Trafik levhasına zarar veren kişiye zarar karşılıkları ve masrafı ödetiliyor arkadaşlarım. 41- Araç flüşörleri yanık olarak uzun bir süre park haline bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, benzinin bitmesi, fren balatalarının aşınması, lastik hava basıncının düşmesi. Doğru cevabımız. A şıkkı uzun süre park haline uzun süre açık bırakılırsa e tabi akü bitecektir arkadaşlar akü boşalacaktır. 42'deyiz. Devam ediyoruz sorularımıza. Velenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur diyor. Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması hangisinin amacını oluşturur? Yaralıyı değerlendirmenin, trafik kazalarını azaltmanın, sağlık personeli niteliği kazanmanın, insanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yaralanmanın ciddiyetini bakın yaralanmanın ciddiyetini değerlendiriyor değil mi? İlk yardımın önceliklerini belirlemeye çalışıyor. Bir ilk yardım yapacak ama bunun yöntemini belirlemeye çalışıyor. Ve güvenli bir müdahale sağlanmasını amaçlıyor. Yani biz ne yapıyoruz? Yaralıyı değerlendiriyoruz. 43 Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler. Gece körlü, renk körlü, iki gözü görmeyen, monoküler tek gözü gören. Doğru cevabımız B şıkkı renk körlü olacaktır. Bu soru birebir sınavda çıkmıştır arkadaşlarım. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aracın emniyette olarak yavaşlamasını sağlamak, aracın emniyette olarak hızını artırmak, duran aracı sabitlemek, duran araca ilk hareketi vermek. El freninin görevi neydi arkadaşlar? Doğru cevabımız C şıkkı, duran aracı sabitlemekti. Bir önceki soru çözümünde de zaten açıklamıştım, söylemiştim. 45'teyim, devam ediyorum. Lütfen siz de devam edin. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? Soğuk kanalını korumak, her zaman tedbirli olmak, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. İlk yardımcı bir kere soğukkanlı olacak arkadaşlar. Sen ilk yardımcısın, soğukkanlı olacaksın ve her zaman tedbirli olacaksın. Eğer ki bir uygulamadan emin değilsen o uygulamayı yapmayacaksın. Yani emin olmadığın uygulamalardan kaçınacaksın. Cevabımız D şıkkı. 46 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? D. 100 yazıyor orada. Otoyol, demiryolu, devlet yolu, uluslararası yol. Birazdan ekran görüntüsü alacağız. Doğru cevabımız C. Şakı devlet yolu şeklindedir. Arkadaşlarım buraya yeni gelen öğrencilerimiz lütfen ekran görüntüsü alsınlar. Yeşil zemin üzerine beyaz yazılar uluslararası yol olduğunu bildiriyor. Mavi zemin üzerine D ile başlayan beyaz sayılar devlet yolu olduğunu bildiriyor. Biraz önceki D 100 gibi arkadaşlar. E, 020 otoyolu numarası 0680 il yolu numarası ve k 16 yani kavşak numarası. Geldik değerine 47 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Görselimize dikkatli bakalım. Bak desek şıkları söylüyorum. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tale yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kare yolundadır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kare yolundadır. Doğru cevabımız. C şıkkı yanlış olacaktır. Bakın ne diyor? 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kare yolundadır. O arkadaşlar orada yol ver levhası var. Yol ver levhası varsa dur levhası varsa orası tali yoldu. Bölünmüş karayolu değildi değil mi? Tali yoldu. Yani 3 ve 4 nolu araçlar tali yoldadır. Araçların hepsi yani 1, 2, 3, 4 numaralı araçların hepsi de iki yönlü karayolundadır arkadaşlar. Bizim cevabımız C şakı. Yanlıştır. Orası bölünmüş karayolu değildir. Tali yoldur. Bak dinle hisset yönteminde dinle ne anlama gelir. Trafik işaretçilerinin dinlenmesi, yaralının soluk sesinin dinlenmesi, yaraların şikayetlerinin dinlenmesi, etrafta siren sesi olup olmadığını dinlenmesi. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Bak dinle hissetti diyor. Dinleyi sordu bize. Yani yaralının soluk sesinin dinlenmesi. Şimdi sınavlarımıza e, sınavlarımızda bakı da sorabilir. Dinleyi de sorabilir. Hisseti de sorabilir. O yüzden buraya ekran görüntüsü alalım. Bak Bakın göğüs kafesi kalkıyor mu iniyor mu? Ona bakıyorduk değil mi? Dinle. Soluk sesi duyuluyor mu arkadaşlar? Yaralanın soluk sesini dinlemeye çalışırdı ilk yardımcı. Ve hissetti. Soluk yanağa geliyor mu? Bu şekildeydi. Aşağıdakilerde hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? Trafik işaretlerinin hasar, göster hasar görmesi, karayollarının zamanından önce yıpranması, trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması, yol kenarındaki oto korkuluklarının tarif olması soruyu okuyamadım özür diliyorum. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın hasar görmesi, yıpranması, tarif olması değil mi? Bunlar trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardandır. Ama C şıkkı değildir. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. Bu değildir arkadaşlar. 50'deyiz. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? Dönümeşlerde geçiş yolları üzerinde, eğimli yol kesimlerinde, duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar eğimli yol kesimlerinde biz e, park yapabiliriz. Yani bu yasak değildir ama dönümeçlerde, hele ki geçiş yolları üzerinde ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde zaten yasaktır. 51 devam ediyoruz az kaldı. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır. Tali yolda hani biraz önce söylemiştim ya talih yolda hangi levha olurdu? Ya yol ver levhası olurdu ya da dur levhası olurdu. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık ile aynı anlamı taşır dur levhası. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık ile de aynı anlamı taşıyan yol ver levhasıdır. Bunlar da sınav sorusuydu arada A şıkkı ana yol tali yol olduğunu bildiriyor. B şıkkı soldan ana yola giriş olduğunu bildiriyor. C şıkkı yine ana yol tali yol olduğunu bildiriyor. Son sorulara geldik. Dilim dönmemeye başladı. Hayırlısı olsun. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bakın sürücü koruma başlığını ve koruma gözlüğünü takması zorunludur. Yolcu ise koruma başlığını takması zorunludur. Nerede? Motosikletlerde. Cevabımız D şıkkı. 53'te son sorun cevabı sizde arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşınmasına sebep olur? Buji ayarının, rot ayarının, avans ayarının, rolant ayarının Doğru cevabımız B şıkkı rot ayarının olacaktır. 54'teyiz. Aşağıdakilerde hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyuması veya yapması gereken hususlardan biridir? Kaza tespit tutanağı düzenlemek, kaza ait kanıt ve izleri değiştirmek, yolu trafiği açmak, yolu trafiğe kapatmak. Doğru cevabımız. A şıkkı kaza tespit tutanağını artık bizler de düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. 55'teyiz. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? Boş, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Doğru cevabımız. A tabi tabii ki boş konumda olmalıydı değil mi? 56'dayız. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? 20, 30, 40, 50, Doğru cevabımız B şaka 30 olacaktır. Videonun başına demiştim ya arkadaşlar görsel olarak da verebilir ama mantık aynıdır diye. Verilen kilometre saat hızı 2'ye bölüyoruz. Cevabımız 30 şeklinde. Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz aşağı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Endüksiyon bobini arızalıdır, ventilatör kayışı gevşektir, marş motoru arızalıdır, akünün suyu fazladır. Doğru cevabımız. B şıkkı vantilatör kayışı gevşektir arkadaşlar. 58'deyiz. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Vitesi boşa almak, el frenini çekmek, fren pedalına basmak, debriyaj pedalına basmak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Geldik aracımızı park ettik. E ne yapacağız? al frenini çekeceğiz. Yani duran araca sabitleyeceğiz arkadaşlar. 59. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılması doğrudur? Fazla süratten kaçınılması, ani duruş ve kalkış yapılması, sürekli sert ve ani fren yapılması, araç üstü tavan bagajı kullanılması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Biz araçta yakıt tasarrufu sağlamak istiyoruz. Yani fazla süratten kaçınacağız. Ve geldik 60. sorumuza. Bu sorunun cevabını sizde arkadaşlar. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? Araç modellerini ve fiyatlarını, şehirdeki yolları ve önemli yerleri, ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini, trafik suçuna verilen para cezalarını. Bu sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Lütfen kaç yanlışınızın olduğunu yorum bölümüne yazın. Sizlere değerlendirelim. Bu arada arkadaşlar 2021 Aralık 2022 Ocak sorularını lütfen çözmeye çalışın. Ve bir önceki ayın 2021 Kasım Aralık sorularına lütfen bakmaya çalışın. Açıklamalarımızı lütfen dikkatle dinleyin. Yeni sorular için bildirimleri mutlaka açık tutalım arkadaşlar. Ve yine ilk yorumda neredeyse her sınavda çıkan sorular diye alt alta doğru ekledim. Lütfen onlara da bakıp o şekilde sınava girelim. Olur mu? Sınavınızın kolay geçmesi için ve öğrencilerimiz arasında kimsenin kalmaması için bunları söylüyoruz. buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.